Bir sorumuz daha var hocam. Hı. Şeyh Nazım Hazretleri'nin yolu kapandı mı diye soruyor bir kardeşimiz. <laughs> Şeyh Nazım Hazretleri'nin yolu kapanmaz. <laughs> Büyük Şeyh Efendi Hazretleri'nin bir mübarek sözüdür. Abdullah Dağıstani Hazretleri'nin. Her sıddık yerine bir sıddık bırakır. Böyle bir harika bir söz var. Bu yol kapanmaz diye buyurmuşlar. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri Sıddık idi, yerine Sıddık bıraktı Şeyh Mehmet Efendimiz'i. Ki zaten Şeyh Nazım Hazretleri 2014'te Hakk'a hale elemiştir. Hakk'a yürüdüler. Ee, 2014'ten 7 sene önce, yani 2007'de Şeyh Mehmet Efendimiz'in halifesi olduğunu, hepimizin ona biat etmesi gerektiğini, açık kameraların karşısında videosu var yani. Bildirdi ve kendi önünde biat ettirdi. Şeyh Mehmet Efendimiz'e ki bütün fitnelerin kapılarını kapattı yani. <laughs> şey Nazım Kıbrıs Hazretleri müthiş feraset sahibi zattı yani. Şeyh Mehmet Efendimiz o günden beri hilafettedir. Şeyh Nazım Hazretleri hakkı irtihal eyledi ve vazife Şeyh Mehmet Efendimiz'de. O da harika bir şekilde o vazifesini icra ediyor İstanbul'da Bedevi Tekkesi'nde. Yolumuz devam ediyor yani elhamdülillah. Şeyh Mehmet Efendimiz'le. Hocam nasihat isteyen bir kardeşimiz var. Şöyle bildirmiş. Yaşım 16. Ailem faiz alıyor. Ayetler fazla etki etmiyor. Dua ediyorum ama manevi olarak kendimi kötü hissediyorum. Evet. Dua ihtiyacım var diyor hocam. Nasıl Allah mı? yardımcısı olsun bu kardeşimizin. İhlas ile sağlam bir niyet etsin. Etrafına bakmasın. Eee insanlara bakmasın. Allah Subhanahu ve teala kalbine ışık tutacaktır onun. Ne yapması gerektiği önüne çıkacaktır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisi biliyorsunuz hep sizin yaşlarınızdaydı yani. 13, 14, 15, evet, 16, 17 bu yaşlarda. Ve onlar ailesinin yaptığı yanlışları umursamadılar. Efendimizin peşinde oldular. Yani biz e, bir Allah'a sığınma ve sarılma noktasında biraz zafiyet yaşıyoruz. Öyle ki bu zamanda insanlarımız şöyle bir yol istiyor: Allah'ın yolundan gideyim ama hiç keyfim bozulmasın, elim sıcak sudan soğuk suya girmesin, bir elim yağda bir elim balda kalkmasın. Öyle yok. Öyle bir yol yok. Biz İhlas ile niyet edeceğiz. Ya Rabbi senin razı olduğun yolu istiyoruz diyeceğiz. Belki evimiz değişecek. Belki mekanımız değişecek. Belki sıcağımız değişecek. Belki yediğimiz değişecek. Suyumuz değişecek. Ama ama Allah'ı razı edeceğiz. Sübhane ve Teala. Gittiğimiz yerde suyumuz az da olsa, sıcağımız az da olsa mutluluk olacak, huzur olacak. Allah'ın razılığı olacak. Onun için yani Allah'ı razı etme. Bu bu kardeşimiz için değil bütün Müslümanlar için söylüyorum. Yani işten çıkacak, çıkamıyor. Biraz önce sordunuz ya namaz evet. kılamıyor adam. İşten çıkacak, çıkamıyor. Neden çıkamıyorsun? İşte şöyle böyle bir sürü mazeret uyduruyor. E senin Allah'ın yok mu? Bu müşküle de diye korkuyor Aynen. tabii ki. Senin Allah'ın yok mu? Subhanallah. Evet. Var. O işi sana Allah vermedi mi? Rızkı veren Allah'tır. Sen bilmedin mi? Biliyorsun. Seni Allah o işten çıksa da rızıklandıramaz mı? İnanmıyor musun? Ki inanmıyor insanımız maalesef. İnanması gerekiyor ama. Evet. Oradan sıkıntı yaşıyoruz işte hep. Ve başımıza gelen belalar da hep bundan geliyor. Yani bu rızık korkusu var ya. İşte işim kötü gider arabayı ne yaparım arabayı ödeyemem vesaire vesaire. Ne namaz kalıyor ne niyaz kalıyor ne tesettür kalıyor ne başka bir şey zikir kalıyor sohbet hiçbir şey kalmıyor. Yavaş yavaş soyuyorlar 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 sonra bitirip kırıyorlar yani. Bir Kabuğumuzu... Parça varsa olan aynen. da gidiyor. Aynen. Kabuğunu soyuyor soyuyor sonra özünü evet. inceltiyor 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 artık sonra kırılacak halini kırıyor evet. atıyor yani. Allah muhafaza buyursun evet. Celle Celaluhu. Kaybedilen para sadaka yerine sayılır mı demiş hocam. Kardeşimizin bir tanesi. Oh, kaybedilen para sadaka yerine şöyle sayılabilir. Bulan kardeşimiz. Şimdi İslam'a göre çok ince bir mevzu bu. Kayıp mal mevzusu ki. İslam öyle bir harika düstur getirdi ki. Yani öyle ağır onu tuttuğun zaman yüklendiğin yük tutma manasında. Alma yani. Birisi düşürdü ya para. Alma. Böylece ne olur? Tabii bütün herkes Müslüman olduğu ve bütün herkesin Allah'tan korktuğu düşünüldüğü noktadan anlatıyorum şimdi. Bugün anlattığımız zaman o ben almasam öteki alacak diyecek. Yani, Böyle. Evet. Ama hakiki bir İslam'ın yaşandığı toplumda herkesin kalbinde Allah korkusu olunca lükatayı aldın mı? Yani kayıp malı aldın mı? O onun bir sürü. Bir sene onu tebliğ edeceksin. Bulamazsan sahibini. Verirsen sadaka olarak sahibi bir gün çıkıp da senden isterse ona geri ödeyeceksin. Evet, evet. Yani böyle hükümler var ya kendine de kullanamıyorsun fakir olsan da yani. Gidip bir fakire vermen gerekiyor. E durum böyle olunca İslam diyor ki alma yani. Almayınca ne olacak peki? E, sahibi nerede düşürdüğünü dönüp bakacak. Dönüp bakacak evet. onu orada bulacak yani. Mesela bunlar ibaret aslında. Ama işte zaman o zaman değil yani. Sen almasan birisi alıp başka işler yapıyor. Neticede o alındığı zaman onu bir teşhir etme vakti var. Bir sene. Oradaki artık bir dükkana gidiyorsunuz. Burada bir para bulundu. Şeyi de söylemiyorsunuz yani. Hatta parasını bile evet, söylemiyorsun. Evet. Bir şey kaybeden bana söylesin. Ne kaybettin? Geliyor mesela birisi. Demiyorsun ona. 100 lira mı kaybettin demiyorsun ama yani. Diyorsun ki ne kaybettin? Para kaybettin. Ne kadar? Soruyorsun bunları. Bunların hepsini doğru cevaplarsa o zaman teslim ediliyor. Şimdi birimiz para kaybettiği zaman onun sadakaya geçmesini istiyorsa bulan kişinin verdiği sadaka sadakaya vermesine razıyım niyetini kalbinde taşıması gerekiyor. Bulan kişi de gidip onun sadakasını verdiyse Allah'ın izniyle Celle Celaluhu o da sadaka vermiş sevabını kazandır ve nail olur.